Günaydın. Volkan Sönmez. Yozgat sürmelisini çalmış sizler için. Görmesem de dinlerim. Başlıyor biraz sonra. Günaydın sevgili dostlar. Günaydın. Ankara'dan merhabalar herkese. Evet, görmesem de dinlerim. görmesem de dinlerim diyebilmek ne kadar güzel bir gönül sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım Serap Demir Türk ile Kitap Kokusu programına hoş geldiniz. Sevgili dostlar Ankara'dan sizlere kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Her nerede iseniz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, ben Ankara'dan Serap Demirtürk. Sizlere e, bir buçuk iki aydır e, görmesem de dinlerim yayınıyla şairlerimizi, yazarlarımızı eli yeteneğiyle e, sizlere bir şeyler sunan yüreği geniş insanlarımızı tanıtarak gözleri karanlıkta olup yüreği kocaman, engin insanlarımıza biraz güzellikler sunmaya ve onlara hayat enerjileri vermeye çalışıyorum sevgili dostlarım. Hepsine, bütün dostlarıma kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili dostlar. Bugünkü konuğumuz sevgili yazarımız Hamit Uzun Evet sevgili yazarımız Hamit Uzun Yozgat Sürmelisi ile geldi çünkü kendisi Yozgatlı. Evet sevgili dostlarım, Hamit Uzun'un özgeçmişini ve onun bana imzalı olarak vermiş olduğu Sarı Çiğdem adlı yıllar önce 10 yıl önce yazmış olduğu, bana imzaladığı Sarı Çiğdem adlı kitabından size bölümler okuyacağım. Sizi böyle Götüreceğim e, bulunduğunuz o dört duvarın içinden başka başka yerlere, kırlara, ovalara, değişik insanların yanına götüreceğim sevgili dostlar. Sadece biraz empati yapmanızı istiyorum sevgili dostlar ve görmesem de dinlerim diyen dostlarımız için şöyle arada bir gözlerimizi kapatıp onları anlamaya çalışalım sevgili dostlar yürüdüğümüz yollarda yaptığımız işlerde onları biraz anlayalım ve anlayış gösterelim sevgili dostlarım. Yapacağımız sadece bu çünkü onların bizden istediği bir şey yok. Biz kendimiz onların elini tutmaya çalışalım ki bu dünya ne olacağı belli olmayan dünyadır. Onun için bugün ona olan yarın size olduğunda ağır gelmesin yük size sevgili dostlar. Evet güzel insanlar, yayınımızda kimler var? Önce bir dostlarımıza merhaba diyelim, sevgili dostlar. Sevgili İsmihan Erdoğmuş, canım benim, sevgili dostum, günaydın hocam, iyi yayınlar, sevgiler diyor, sağ olun, teşekkür ediyorum. Güzel bir cumartesi günü Ankara'da, umarım... E bulunduğunuz her yerde güzellikler sizinle olur sevgili dostlarım. Sevgili Cengiz Acar evet geçenlerde onu da konuk ettik sevgili Cengiz Acar'ı. Ee, ablacığım günaydın sağlıklı sabahlar dilerim iyi yayınlar diliyorum sevgilerimi selamlarımı saygılarımı gönderiyorum diyor evet sevgili Cengiz Acar bir e, kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlandım ben demiyor ve o kadar güzel bir şekilde kalemini kullanıyor ki şiirleri yürek yakıyor sevgili dostlar onun için Cengiz Acar'ın sayfasına gidip onun şiirlerini okumanız e, Yakup Temeli'nin Ozan Muharrem'in sayfalarından görmeyip de ne kadar güzel yazmış, söylemiş, çalmış diyenleri bir dinleyin sevgili dostlarım. Evet, Yakup Temeli ve ozan Muharrem'i de konu kalmıştık. Evet, onların da sayfalarında çok güzel saz söz var sevgili dostlarım. Evet, birbirimize destek olmanın güzelliğiyle sevgili dostlar yayınımıza başlayacağız. Sessizce bizi dinleyen, beğen yapan Serkan, İlknur, Artu, İsmihan Erdoğmuş, Aze, Cankat, Jankat, Göksel Kara, Metin Erden, Gazimiz Murat Duman, hemşerim abim Mahmut Bozda, sevgili dostlar ve elbette yanındayım diyen Cengiz Acar. Evet Cengiz Muharrem'e de bir seslen. Nerelerdedir? Gelsin hele. Evet efendim Yozgat sürmelisiyle böyle bakın resimde ne kadar güzel oturmuş benim hemşerim, değerli dostum, sevgili Hamit Uzun, Sarı Çiğdem, yiğidin harman olduğu yer Yozgat kültürüne uygun resim sanatı. Evet engeller sanata engel olamaz sevgili dostlar. Ne kadar güzel tablolar yapmış değil mi? Evet biz yazar olarak tanıyorduk diyeceksiniz ama insanın yeteneğini hiçbir şey sınırlayamaz sevgili dostlar. Evet efendim. Devam edeceğiz. Sevgili Şentepe Derviş bizi dinliyor. Hoş geldiniz. Evet efendim. Hamit Uzun. Kimdir Hamit Uzun? Dinliyoruz sevgili dostlarım. Hamit Uzun kimdir? 1 Ocak 1959 yılında Yozgat'a bağlı eski ismi Karga, şimdiki ismi Şirin Yeşilova köyünde doğdu Hamit Uzun. Küçük yaşta babasını kaybetti. 1973 yılında annesinin hapse düşmesinden dolayı Ankara'ya dayısının yanına gitmek zorunda kaldı. Ankara'da baba mesleği olan marangozlukta çırak olarak başladı. 1979 yılında vatani görevini yapmak üzere askere gitti. 1983 yılında evlendi. Bu evlilikten bir oğulları oldu. 10 Şubat 1986 yılında balkondan düşerek boynunda meydana gelen omurilik zedelenmesi sonucu geride kalan yaşamını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kaldı. Bu olaydan dolayı hanımından da ayrılarak SGK'dan malulen emekli oldu. Sonraki yıllarda yaşlı annesi ve oğluyla birlikte yaşamını sürdürdü. Ama Hamit Uzun zamanını boş geçirmedi. Dolu dolu geçirdi. Yaşamayı severek, doğayı da seyrederek mutluluk dersleri çıkardı. Yaşadığı acı tatlı günlerini anlatan Sarı Çiğdem isimli monografisinden sonra ikinci olarak Düven Dişleri isimli bir romanı, daha sonra Deli Güller, Tuzlu Pınar, Kuş Akıllı ve sevgi sevgi ve paylaşım isimli kitapları yayınladı. Kitaplarının anlatım ve tanıtımı Yozgat'ta Sevgi Yolu Şairler Antolojisinde yapıldı 2006 yılında. Ayrıca biyografisi Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisinde yer aldı. Edebiyat Parkı isimli antoloji eserde Geniş kapsamlı yazılarla yerini aldı. Yeni yayınlanan "Sevgi ve Paylaşım" kitabı okuyucularla buluşmaya sunulmuştur. Çalışmalarından çeşitli gazetelerde ve dergilerde söz edilmiştir. Yozgata ileri gazetesinde köşe yazarlığıyla yaşantısına devam ediyor sevgili yazar Hamit Uzun. Evet sevgili dostlarım. Selam ve saygılarla, dualarla diye sevgili yazarımız Hamit Uzun biyografisini böyle noktalamış. Evet sevgili dostlarım, Hamit Uzun'un e, resmini ve engellere hiç kimsenin engellere engel olamayacağı, bu e, gördüğünüz e, Yozgat kültürüne uygun resimleri e, e, yapan arkadaşlarımızı da kutluyorum sevgili dostlarım. Evet Yozgat'ta böyle güzel bir sergi açılmış olması da hepimizin gururudur sevgili dostlar. Ve gördünüz sevgili dostlar bir hayat hikayesi ne kadar sıkıntılarla dolu olsa da sevgili Hamit Uzun arkadaşım ne kadar güçlü bir şekilde yazarlık yolunda hayatına devam ediyor. Dolayısıyla bizlerden beklenen nedir sevgili dostlar? Hamit Uzun gibi güçlü olalım. Hayata güçlü bir şekilde tutunalım sevgili dostlar. Diyor ki Hamit Uzun sarı çiğdem derken ne olur? Koma beni dertli başımla yalnız. Gel hadi dertli sazımla ahuzara yanalım bugün. Türkü çalıp türkü söyleyelim kavlimizde. Dağ olsun bozulmamış bağında, gül, lale, sevdan bir gül olsun demiş Hamit Uzun. Evet sevgili dostlarım. Bakalım Sarı Çiğdem'de neler neler gelecek sevgili dostlar. Bakıyoruz. Evet Sarı Çiğdem. Bu kitabın kapağında çok güzel sarı sarı çiğdem resimleri var sevgili dostlarım. Kitabın arka kapağında <laughs> pardon benim az önce size okuduğum özgeçmiş var sevgili dostlar. Ve kitabımıza çevirdiğimizde tabi ilk sayfada sevgili Hamit Uzun'un imzası var. Ve bakıyoruz Özür dilerim. Evet sevgili dostlar, Kutla Yayınlarından çıkan Sarı Çiğdem ve kitapta bölümler var. Bütün kitabı okuyamayız elbette bu kısa yayınımızda. Ama size kitabı şöyle anlatayım sevgili dostlar. Hayatını anlatmış, hayat hikayesini anlatmış, hayatını anlatmış. E, vurguda hata yaptım. Evet, Sarı çiğdem de başlıyor. Babamın ölümü, mal yayma günleri, okul yıllarım, çiğdem baharı, gümüş köpeğim, ablam ve ortaokul, kö köy düğünü, annemin evliliği, Ankara hayatı, askerlik ve evlilik, hastane günleri, köy gezisi, hanımımdan ayrılmam, bahar sabahı, köy tatili, mahkeme günü, adilin zor günleri, şımarık yarim, sorgunlu günler, deli erdal, köyümüze karga isminin verilişi bölümlerinden oluşuyor sevgili dostlarım bu kitap. Şimdi az önce okuduğum hayat hikayesi ve buradaki başlıklar elbette ki örtüşüyor. Şöyle bir düşündüğümüzde bir düşünsek ben de 1959 doğumluyum Hamit Bey gibi. Ve bugüne kadar yaşadıklarımızı şöyle hani derler ya herkes hayatımı yazsam roman olur. Hepimizin hayatı böyle sevgili dostlar. Yaşananlar özeldir, güzeldir ya da hüzünlüdür ama burada Hamit Uzun'un kalemini bu şekilde böyle ustaca kullanarak bir Roman yazması, bir biyografi, anı kitabı yazması ve bu kitaplara devam etmesi çok güzel. Yani ben hayat bana acılar yaşatsa da ben bunları gücümle aşarım deyip yazarlar safında olmaya çalışması ve bu çabasının sonuçta başarılı olması çok güzel. Kendisini tebrik ediyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum ve sevgili dostlar, evet Hamit Uzun ve kitabın ilk bölümü Sarı Çiğdem ve Okuruna Vefa sevgili dostlarım. Kitaplar ve okuyucular haksızlığa ve vefasızlığa uğrayabilirler. Artık ben devreden çıkıyorum sevgili dostlar. Hamit Uzun'la baş başasınız. Kitaplar ve okuyucular haksızlığa ve vefasızlığa uğrayabilirler. İlk kitabım Sarı Çiğdem'de olduğu gibi istemeyerek de olsa yaptığım vefasızlığı affettirmek için bu kitabı yeniden düzenleyerek sevgili okurlarıyla buluşturmak istedim. Sanki üzerimden kocaman bir yük kalktı. Nereye ve nasıl olursa olsun kendinizi borçlu hissetmek çok kötü. Çünkü bu bir sorumluluk yerine getirilmeli. Yoksa vicdanınız sizi bir kene gibi yiyip bitiriyor. İlk kitabımda acemilik, parasızlık, heyecanla karışık bilgisizlik, yazı puntolarının küçüklüğü gibi yapılan bir takım hatalar oldu. Kitabım yayınlansın, nasıl olursa olsun diye yapılan bir iş. Ama öyle değilmiş. Sarı çiğdeme ve okuyucularına haksızlık ettiğimi düşünüyorum.'' Geç de olsa anladım. Ama biliyorsunuz son pişmanlık fayda etmiyor. Bu yüzden kitabı yeniden düzenleyerek kitabım ve okuyucumla helalleşmek istedim. Hakkınızı helal edin. Çiğdem Bahar'ının dua dolu gül dostları. Bütün hakkım sizlere helal olsun. Buyurun okuma seyriniz kolay, hoş ve yüreğiniz sevgiyle dolup taşsın her ne şekilde olursa olsun, gözlerinizden yüreğinize akan o yaşlarınızı da bir tesbih boncuğu gibi dizerek onu da bu fakire ödül olarak bırakırsanız sevinirim. Benim Sılam isimli şiirleri için Yeşilova Köyü sevdalısı Mehmet Dursun Uzun kardeşime teşekkür ederim diyor sevgili yazarımız. Evet demek ki kitabın içinde ara ara şiirler var ve bu şiirlerde Yeşilova Köyü sevdalısı Mehmet Dursun Uzun kardeşinin. Evet kitabımızın ön sözüne geçmeden hemen bir merhaba diyelim sevgili Yusuf Geçer bizi dinliyor. Mikail Artan bizi dinliyor. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şentepe Derviş bizi dinliyor. Sevgili dostlar, Evet devam ediyoruz sevgili dostlarım. Ön söz her kitabın ön sözü çok önemlidir. Bazı insanlar ön sözleri atlar, okumaz. Ama asıl ön sözde e, kitabın ruhu vardır, kitabın bütün özü ön sözdedir. Onun için elinize aldığınız kitabın bir en arka sayfasını okuyun, kitabın kapağını, sırtını sevgili dostlar, sırtını ve arkasını. Arka kapak ve ön söz bir kitabın size aynasıdır sevgili dostlarım. Evet sevgili Hamit Uzun'un Sarı Çiğdem kitabında bir ön söz var ve ön sözü dinliyoruz sevgili dostlarım. Kısa bir ön söz. Anadolu'da bir köy. Bizim köyümüz kuzeyinde yaslanarak yaşlı ve bir o kadar da genç görünen Kerkemez Dağı'nı seyre dalıp batısında da Ulu Tepe'ye çıkarak rüzgarın savurduğu çakır dikenleri, ekin tarlalarından çıkan kuş ve çekirge sesleriyle bir müzik oluşturarak köy türküleri söylenen, pınarlarından akan şırıl şırıl soğuk sularından içerek. Bu kitap, bir ailenin ve bir küçük çocuğun dramatik yaşamını o çocuğun bir o kadar da heyecanlı serüvenleriyle bir olay neticesinde belden aşağı felçli olan tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşadığı acı tatlı ve ibret dolu ders alınması gereken tamamen yaşanmış bir hayat öyküsüdür sevgili dostlarım Sarı Çiğdem kitabının artık Sarı Çiğdem başlıklı yazısına geldiğimizde sevgili dostlarım bu kitabı temin edin mutlaka internette var bulun. Çünkü çok güzel bir kitap özel bir kitap ben görmesem de dinlerim diyen dostlarımıza şöyle bir anlatayım sevgili dostlar burada bir baba var bir ana var ve dört tane evlat var fotoğrafta. Altta da böyle çiğdemler var. Çiğdemlerin resimleri var. Onun için böyle sanki bir an o köye gitmiş gibi oldum. Sevgili Mustafa Ayla Aydemir, hoş geldiniz efendim. İyisiniz inşallah. Evet sevgili dostlar. Bakalım. Sarı çiğdemde neler neler var. Evet, sarı çiğdem. Diyor ki Hamit Uzun. Biz iki kız, iki erkek babam ve annem olmak üzere 6 kişilik bir aileyiz. Benim ismim Hamit. Ailenin ikinci çocuğuyum. İlkokulu Yozgat'a bağlı yeni ismi Şirin Yeşilova, eski ismi Karga olan Karga Köyü İlkokulunda bitirdim. Ortaokul, lise, üniversite okuyamadım. Babam vilayette gece bekçisi olarak bir iş bulur. Tası tarağı toplayıp şehre göç ederiz. Babam alışık olmadığımız o şehre ayak uydurmaya çalıştı. Geçen bir yıla rağmen bir türlü alışıp rahat edemez. Tabii ki rahat edemez. Çünkü köy onun için özgürlük demekti. Şehirde emir almaya, emir altında yaşamaya alışık olmadığı için sıkılır. Kararını verir. Köye geri döneceğim. Birkaç tarlam, bağım var. Elimden de inşaat ustalığı geliyor, bu şekilde geçinip gideriz diyerek köye dönmeye karar verir. Annem itiraz eder, emmilerime şikayette bulunur. Ne yapmışsa nafile, babam kararını vermiş bir kere, köy diyor da başka bir şey demiyor. Annem onu ikna etmek için seni emniyette çok seviyorlar, yakında polis yapmayı düşünüyorlar diyerek köye gitmesine engel olmaya çalışır. Ne yaptıysa engel olamaz. Nihayeti göçü yükleyip karga köyüne döneriz. Köyde yarı yıkılmış bir ev. Bu evde oturamayız diyerek evin yıkılmadık yerlerini de o yıkar. Kendisi de usta ya. Annemi de amele olarak alıp gece gündüz demeden çalışarak alt katı ahır, samanlık ve tandırlık olmak üzere iki katlı bir ev yaparlar. Halk diliyle konak dedikleri avlusu olan güzel bir ev olur. Bu ev babam için de iyi olur. Çünkü köyde ustalığını göstermiş oluyordu. Babam evi bitirmeden köyün içinden ve komşu köylerden köy odası, ahır, samanlık gibi iş teklifleri gelir. O da dikkate alıp değerlendireceğini söyler. Evimizin inşaatı bittikten sonra kapısı penceresi takılarak badana boya işleri de yapılıp eşyalar taşınır. Eşyalar denince koca koca dolaplar, değişik koltuklar vesaire aklımıza gelmesin. Yaylı bir karyola, birkaç yatak, yorgan, bakır, kap, kacak, tahta kaşıklar ve çeyiz sandığını da unutmayalım. Ev yapılırken <laughs> bir yandan da bağlara gidip o senenin mahsulü olan sebzeleri ekip suluyorlardı. Yapılan bu işler zor ve yorucu da olsa yapmak zorundaydı. Çünkü babam bunu tercih etmişti. işi buydu. Bu arada köye sürekli geldiğini duyduk. Sürekçi geldiğini duyduk. Ben koşarak yanlarına vardım. Sanki bütün köylü orada toplanmıştı. Siz sürekçinin ne olduğunu biliyor musunuz?'' Sürekçi büyük baş hayvanları alıp sattığı ve sürekli de gezdiği için ona sürekçi diyoruz. Babam da geldi, elimden tuttu, hayvanlara bakıyorduk. Babam bir eşek beğendi, anlaştılar, o eşeği satın aldı. Boynuna bir ip bağlayarak babamla birlikte eve getirdik. Bu arada ben çok seviniyordum, eşeğe okşuyor, seviyor ve öpüyordum. Annem yanıma yaklaşarak "Eşeğin arkasından dolanma, çifte atar." diye ikaz ediyordu. Eşeğin arkasından dolanma, çifte atar. Evet, devam edeceğiz efendim. Sevgili Vedat Aydın da gelmiş bizi dinliyor. Hoş geldiniz Vedat Bey. İyisiniz inşallah. Evet sevgili dostlar, hemen sayfayı çeviriyoruz. Evet. Maalesef kötü bir başlık. Babamın ölümü. <laughs> Özür diliyorum. Bir sabah erkenden kalkıp bağa gideceğiz. Annem bağda yemek için yiyecekler hazırlıyor. Babam da ahırdan eşeği çıkarıp heybeyi eşeğin üzerine attı. Bir de minder atarak beni Heyben'in bir gözüne, diğer bir gözüne de iki kardeşimi koydu. Babam da eşeğe binip ablamı kucağına aldı. Annemiz de arkamızdan yürüyerek 10-15 dakikalık bir yolculuktan sonra bağa gelmiştik. <laughs> Bizi Heyben'in gözünden indirdiler. Kısa bir süre ayağa kalkamadım çünkü ayaklarım uyuşmuştu. Her neyse Kendimi toparlamıştım. Annem armut ağacının dibine getirdiği kötü çulu yere sererek bizi o çulun üzerine oturttu. Babam fasulyeleri sulamak için küreyi omzuna attı. Bir de türkü mırıldanarak suyu fasulyelere yönlendirmek için uzaklaşıp gitti. Annem de boş durmuyordu. Bizlere yeni salatalıklarından getirerek onları yememiz için verdi. Kardeşlerimle o salatalık senin, bu salatalık benim diyerek kısa bir münakaşadan sonra kahvaltı hazırlandı. Babam suyu fasulyelere yönlendirip nihayet o da kahvaltıya yetişti. Bu arada biraz da size bağımızdan bahsedelim. Kalın gövdeli, kalın ağaçları, uzun servi ağacı, söğüt ağaçları gibi meyvesiz ağaçlarla adeta süslenmişti. Meyveli ağaçlardan erik, kaysı, armut ağaçları vardı. Bağımızın bir yanından da öz akar yani dere. Kuşlara gelince çok çeşitleri var. Kuşların sesi, ağaçların sesi, özden akan su sesi, püfür püfür esen rüzgar. Bu güzelliklerin içinde derin nefes aldığımızı, aldığınızı hissedebiliyorsunuz. Sanki sizi tedavi ediyor. Evet, öğlen olmuştu karnımız acıktı. Annem ellerini yıkadı, domatesli bulgur pilavı pişirmeye başladı. Babam da sulama işine devam ediyordu. Öz evi kenarında sallanır sıralı söğüt. Atalardan aldım tecrübeli büyük öğüt. Sanırım köyünü seven tek bir yiğit benim sılam güzel yurdum şirindir. Evet, kitabın başında bu şiirleri yazan Mehmet Uzun Dursun'u söylemişti şairimiz. Evet ben elime sepeti alıp meyve getirmeye gittim. Ablamla birlikte annem üç taşın üstüne kazanı koymuşlar. Altında odunlar yanıyor. Pilavımız pişmek üzere. Babam da geldi. Yorulmuştu. Ayaklarını uzatıp oturdu. Yan tarafta akan özün bitişiğinde eşme var. Babam oradan içme suyu istedi. Küçük tasla suyu getirip babama verdim. Eşmeden anlatmayadan geçemeyeceğim. Eşme, içme suyu özle yani dere ile birleşik. Bu suyun özelliği özden suyunu almıyor. Yer altından kaynak olarak çıkıyor. Soğuk, temiz ve tatlı bir su. Bu arada pilavımız pişti, soframız hazırlandı. Bizim bağın yan tarafındaki komşuları da babam yemeğe davet etti. Birlikte yemekler yendi, torba yoğurdundan ayranlar içildi. Derin bir muhabbet başlamıştı. Babam bir ara eşmeden su içmeye indi. Özün içinde inilti geliyordu. Herkes o sese doğru koştu. İnleyen babamdı. Herkes oradaydı. Koluna girdiler. Kenarda düz bir yere yatırarak kafasını su ile yıkadılar. Babam karnını tutuyordu. Belli ki çok acı çekiyordu. Ne yaptıysalar da fayda etmedi. Adeta kıvranıyordu. Tek çaremiz köye geri dönmekti. Kısa zamanda toparlandık. Köyün yolunu tuttuk. Nihayet eve gelmiştik. Babam hala acılar içinde kıvranıyordu. Komşulardan duyanlar geldi. Ev bir anda kalabalıklaştı. Her gelen kendine göre bir tedavi usulü öneriyordu. Her biri uğraşıyordu ama hiçbiri fayda etmiyordu. Sonunda karar verildi, vilayete hastaneye götürülecek. Köyümüzde bir otobüs var. Otobüsün vilayetten gelmesini beklerken babamın yanında gideceklere karar verildi. Otobüs gelmişti. Annem, annemin yanında birkaç kişi daha hastaneye gittiler. Evimizin içi çok kalabalıktı. Buna rağmen evde çıt çıkmıyordu. Akşam oldu. Komşular kendi evlerinde yemek hazırlamışlar, getirdiler. Birlikte gelen yemekleri yedik. Yemekten sonra herkes evlerine gitmeye başladı. Bizim yanımızda komşulardan birini bıraktılar. Gece yarısı oldu, babamdan bir haber yok. Yataklarımız serilmişti. Dört kardeş bir yatağa yatıp uyuduk. Evde yükselen ağıt sesine uyandım. Ağlayan annemdi. Komşular annemi teselli etmeye çalışıyorlardı. Annem bir ara ağıdını keser gibi oluyor ama tekrar ağlamaya devam ediyordu. Ben olan bitene bir anlam veremiyordum. Soru soramıyordum. Dinlemek ve olan biteni seyretmekle yetiniyordum. Babamın apandisti patlamıştı. Derhal ameliyata almışlar. Ameliyat tamamlandıktan sonra babam yoğun bakıma bırakıp annemle dayım, babamı yoğun bakıma bırakıp annemle dayım köye dönmüşler. Vilayette babamın emmisi var. Şeker emmi diyoruz. İsmi gibi şeker bir insan. Hemşire okulunda hademelik yapıyordu. Sağ olsun babamla o ilgileniyormuş. 2-3 gün sonra köye bir haber gelir. Annemi acele hastaneye çağırıyorlar. Annem sabah otobüsle vilayete gitti. Şekeremi başta olmak üzere birkaç kişi doktorun yanına varır. Doktor babamın gizlice çok su içtiğini, komaya girdiğini ve her an ölebileceğini söyler. Bir serum takalım köye çocuklarımın yanına götürürüm. Onları sayıklıyor der. Öğleden sonra otobüs köye gelir. Babamı da getirirler. Biz sabah komşularla bağa gitmiştik. Babam bizleri istemiş. Şeker emminin oğlu Nur emmi koşarak yanımıza geldi. Haydi gelin, babanız sizi istiyor diyerek bizi eve getirdi. Evet eve gelmiştik. Gelmiştim ama evde bir gariplik var. Bir şeyler olmuştu. Babam iyileşmemişti. Doktora giden iyileşir ama babam iyileşmemişti yatıyordu. Biz içeri girince babam gözlerini açtı sırayla bizleri öptü konuşmaya başladı. Komşular beni iyi dinleyin kızım Ayşe'yi okutun oğlum Hamit okursa okusun okumaz ise marangoz ustası olarak yetiştirin Şenol ve Mevlüde'yi çocuk yuvasına verin eşime gelince. İsterse evlenebilir diyerek konuşmasını sürdürüyordu. Ben kalabalığın arasından dışarıya çıktım. Akşam olmuştu. Komşulardan gelen yemekleri yedik. Kısa bir süre sonra bizi yatırdılar. Uykuya daldık. Gece yarısını geçmiş olmalıydı ki bir ağıt, bir figan ile uyandım. Gözüm hemen babama yöneldi. Babamın üzerine bir örtü kapatmışlar. Babam ölmüştü. Acı haber tez ulaşır derler. Kısa zamanda ev insanlarla dolup taştı. Beni ve kardeşlerimi komşular götürdü. Sabah olmuş, güneş yükselmişti. Eve gitmek için kaldığım yerden müsaade isteyip bizim evin bahçesine geldim. Büyük bir kalabalıkla karşılaştım. Bir köşede büyük bir kazan koymuşlar, altında ateş yanıyordu. Ağlayanların sesi köyün diğer yanından duyuluyordu. Köyün imamı da geldi. Tahtadan yapılan iskelenin üzerine babamı yatırdılar. Köyün imamı babamı kara kazanda kaynayan su ile yıkadı. Beyaz bezle sarıp tabuta koydular. Daha sonra tabutu omuzlayarak caminin önüne getirdiler. Cenaze namazı kılındı. Tabut tekrar omuzlanarak mezarlığa doğru yöneldik. Mezarlıkta bir çukur eşmişler. O çukurun yanına tabutu koydular. İmam duasını bitirdikten sonra kefen dedikleri beyaz beze sarılmış şekilde babamı aldılar. Eşilen o çukura koydular. Üzerini toprakla kapatarak baş tarafına da bir taş diktiler. Büyük bir mezar olmuştu. Babamın boyu bu kadar büyük müydü? Yoksa bana mı öyle geliyordu? Bilemiyorum. Sanki bir el boğazımı sıkıyordu. Ağlayamıyordum. O ölmüştü. Artık yaramazlık yaptığım zaman beni dövecek babam yoktu. Onu toprak bağrına basmış, bu benim vermem diyordu adeta. Bu acılı günler, haftaları, Haftalar, ayları, aylar, yılları kovaladı. Acılarımız zamanla dinmişti. Okulların açılma zamanı gelip çatmıştı. Annemle ablam gibi seni okula kabul etmezler dedi. Ben okula gitmek istemediğimi söyledim, istediğimi söyledim. Sen 6 yaşındasın, seni okula kabul etmezler dedi. Ben ısrar ettim, okula gitmek istiyorum. Israrım sonucunda öğretmenle konuştu, kabul ettiler. Okula bir gün gittim, üç gün gitmedim. Bu şekilde sene sonu geldi. Herkes karnelerini aldı, bana karne yok. Ağladım, öğretmene gittim, ben karnemi istiyorum dedim. Sonunda bana karton bir kağıda hazırlanmış, derslerin hepsi pek bir karne verdiler.'' sevincimden uçuyordum. Evet sevgili dostlar. Onun çocuk gönlü hoş olsun diye yaşı tutmadığı için okula aldıklarından resmi karne verememişler ve onu oyalamak için bir karne vermişler. Çocuk Hamit'e. Evet sevgili dostlar. Sevgili Fehmi Haytaoğlu bizi dinliyor. Hoş geldiniz Fehmi Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet sevgili dostlarım. Bir hayat hikayesinin içine ne kadar çok şey sığıyor, değil mi sevgili dostlarım? Evet bir Hamit Uzun ve Hamit Uzun'un hayat hikayesinde köyden şehre göçüş, şehirden tekrar köye göçüş, babasının istediği köyde yapmayı istediği, arzu ettiği şeyleri yapmaya başlaması ve çocuklarıyla geçirdiği bir piknikte apandis sıkıntısı nedeniyle aniden eve dönmeleri, vilayete götürmeleri, vilayette ameliyat olup tekrar geri eve gelmesi ve maalesef evde onun hayata veda edişi. Ardından küçük Hamit'in okula gitme arzusu, onun büyüklerle birlikte oyalanması, okulda bir gün gidip üç gün gitmeyip oyalanması ve onun peşinden sevgili dostlar, mal yayma günleri var sevgili dostlarım. Evet, bütün kitaptan okumuyoruz, bölümler okuyoruz. Okul yıllarım var sevgili dostlar. Evet, ...çok güzel bir kitap... ...yani böyle keşke imkanımız olsa... ...hepsini böyle okuyabilsek... ...hayatını bu kadar güzel... ...böyle... ...aralardan okuyunca da sanki... E, ...diğer bölümlere haksızlık yapmışız... ...gibi geliyor... ...evet... ...sevgili dostlar... ...ne yapalım... ...devam edelim bakalım... ...mal yayma günleri... ...benim pazar günleri... E, ...yarın gene... 11'de okuma saatlerim var, sohbetim var sevgili dostlarım. E, vakti olan arkadaşları beklerim. Pazartesi günü akşam 22'de şiir saatim var. E, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz çünkü bu korona günleri bizi eve bağladı ve biz bu şekilde eve bağlandığımızda ne yapabiliriz? Dostlarımızla sanal olarak da olsa buluşmanın yollarını arıyoruz. Sevgili dostlarım ve hayatımızı Güzelleştirmenin yollarını arıyoruz Ne yapabiliriz diye Ve onun için böyle internet ortamında Buluşuyoruz bu şekilde Evet yarın 11'de e, Sevgili dostlarım Devam edeceğiz Belki e, bilemiyorum yarınki Programımızı Beklerim yarınki sohbetimize Şevket Rado'dan Eşref Saati okuduk Sonra e, Geleneklerimizi, göreneklerimizi anlatan kitaplar okuduk. Yarınki sohbetimiz sürpriz. Yarın saat 11'de pazar okumalarıma bekliyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar. Hamit Uzun Mal Yayma Günleri başlıklı yazısında neler söylemiş bakalım. Ve bu arada bakalım sevgili dostlar bizi kimler dinlemiş. Sevgili Gülbin, Akgün, Döngel, bize dinlemiş Yusuf Geçer, Sadi Tunç, Özden Doğru Öz Güvendi, Zübeyde Tokat, Sabiha Yağan Arı, Habip Öz Kilislioğlu, Can Çağlı Adem Can, Serkan İlknur Artu, İsmihan Erdoğmuş, Azey Jankat, Göksel Kara, Sevgili Mustafa Ayla Aydemir, Metin Erden, Murat Duman, Mahmut Bozdağ ve Mikail Artan Cengiz Acar bizlerle sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar bazı dostlar bunlar e, bu isimler bu söylediklerim beğen yapıp kalp gönderenler. Bunun dışında Şentepe Derviş bizi dinliyor. Yusuf Geçer, Mikail Artan, Vedat Aydın ve Fehmi Haytoğlu bizi dinliyor. Sevgili Hamit Uzun'u da davet ettim. Haberi vardı ama bilemiyorum internette bir sorun oldu. Gelemedi. Muhakkak şimdi olmasa bile sonradan dinleyecek belki de o acılı bölümleri okuduğumuzda burada olmamasında bir hayır vardır. Onu boş yere e, belki de hüzünlendirmiş olmayalım. Boş yere değil elbette e, o hüzünlendirmiş olmayalım sevgili yazarımızı. Evet inşallah iyidir. Sevgilerimi gönül dolusu saygılarımı gönderiyorum yazan kalemine sevgili Hamit Bey'in. Evet sevgili dostlarım. Mal yayma günleri. Bir sonraki yıl normal kaydım yapılarak okula devam ettim. Okullar kapandı, yaz tatili başlamıştı. Annem oğlum köyde it taşlayıp boş gezemezsin diye bana iş bulurdu. İşim büyükbaş hayvanları gütmekti. Tarlada pulluğu çeken, iki ayaç ağaç tekerliği olan, kanıya koşulan, öküz dediğimiz hayvanlardan 3 çift yani 6 öküz hayvanı ayarlar. Bu arada ben razı değilim. Annem beni ikna için her yolu dener. Ya kendisi çalışmak istemiyor. Annesi her yolu deniyor. Okula giderken bir ayakkabı ve bir pantolon sözü verir. Öküzleri gütmek için gerekenleri tek tek bana anlatır. Sen öküzleri güdersen ben de sana okula giderken bir ayakkabı ve pantolon alırım demiş annesi. Ben anlamıştım. Sabah gün doğarken annemle birlikte malları harman yerine getirdik. Benimle birlikte 8-10 arkadaş olmuştuk. Bir anda heyecanlanmıştım. Bu iş hoşuma gitmeye başlamıştı. Köyümüzde kır ve bağ bekçisi de vardı. Onlar da geldiler. Annem bekçilerle konuştuktan sonra benimle vedalaştı ve eve gitti. Arkadaşlarımız bekçiler ve çobanlık yaptığımız mallarla öküzler, mallar yani öküzler baş başa kalmıştık. Artık emirleri bekçilerden alacaktık. Bekçiler emir vermeye başlamıştı bile. Sabah harman yerinde mallar toplanacak, hangi bölgeye tayin edersek orada mallar güdülecek diye bize anlattılar. O günkü bölgemiz kurt kayası oldu. Ben sevinmiştim. Bizim bağlar o taraftaydı. Öğleyin malları istirahata yatırdığımızda annemin yanına gidebilirim diye düşünüyordum. Kurt kayasına doğru malları yaya yaya götürüyoruz. Zaman zaman da arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Bir taraftan da annemin bana alacağı pantolon ve ayakkabıyı düşünüyordum. Güneş tüm sıcaklığıyla tepemizdeydi. Elimizdeki çoban değneğini yere dikip değneğin gölgesi dibinde olduğunu görünce öğlen oldu demekti. Malları kurt kayasındaki pınarda sulayıp ağaçların gölgesine yatırdık. Pınarda elimizi yüzümüzü yıkadık. Ağaçların gölgesine biz de oturduk. Çok yorulmuştum. Yorgunluktan ayaklarım sızlıyordu. Annemin özenle hazırlamış olduğu azık çantamı boynumdan çıkardım. Küçük sofra bezini önüme serip tereyağlı yumurtayla hazırlanan omaçlı dürümümü yemeye başladım. Arkadaşlarla yemeklerimizden birbirimize veriyorduk. Karnımız doymuştu üzerimize bir ağırlık çöküyordu. Uykum gelmeye başlamıştı. Arkadaşlar haydi oyun oynayalım dediler. Ben oyun oynamak istemiyordum. Arkadaşlardan benim mallara da bakmalarını bağda annemin yanına gidip geleceğimi söyleyerek izin istedim. Arkadaşlar da kabul etti. Hapisten çıkmış mahkum gibi koşarak bağa vardım. Annem, ablam ve diğer kardeşlerim oradaydılar. Onları görünce beni bir ağlamak tuttu. Kendimi tutamıyordum. Annem beni teselli etmeye çalışıyordu. Kardeşlerimse bir anlam çıkaramıyordu. Garip garip bakıyorlardı. Özden akan su ile kafamı yüzümü yıkadım. Yere oturduğumda kendime gelmiştim. Annem taze çökerek ve yeşil soğanı bir dürüm verdi. Birkaç kez ısırdıktan sonra anneme arkadaşlarımın yanına gideceğimi söyledim. O da tamam dedi. Vedalaştım. Oradan ayrıldım. Arkadaşlarımın yanına geldiğimde gördüğüm manzara çok güzeldi. Büyük kayaların arasından tilki yavruları bulmuşlar, onları seviyorlardı. O sevgiye ben de karıştım. Öğlen istirahatimiz böyle geçti. Malla o güzel uykularından kaldırıp o güzelim yeşil otlara yayılmaya bıraktık. Bu arada tilkilerin yavrularını da geri yuvalarına koyduk. Bağların bekçisi de geldi. Bağlara hayvanlara zarar vermediniz değil mi diye bize gözdağı verdi. <laughs> Pardon. Daha sonra katır gibi eşeğine binip bizden uzaklaşarak gitti. Biz de hayvanları yayma işine devam ettik. Akşama doğru köye dönerek malları sahiplerine teslim ettik. Yaz boyunca diğer günlerimiz de buna benzer şekilde geçti. Evet mal yayma serüvenimiz bu şekilde bitmişti. Evet sevgili dostlarım. Bakalım kitabın diğer bölümlerinde neler var? Bu geçen süre içinde sevgili dostlar başlıklardan bakıyorum. Okul yıllarım diyor. Çiğdem baharı, gümüş köpeğim, ablam ve ortaokul. Köy düğünü ve annemin evliliği. Sayfa 51'e bir bakalım. Köy düğünü ve annemin evliliğine. Sevgili dostlarım. Köy düğünü. Annesinin evliliği bu değil. Köy düğünü değil. Evet. Annemin evliliği diyoruz. Sevgili dostlar. Evet yaz bitmişti. Okullar açıldı. Tabi aradan epey bir zaman geçiyor benim arada okumadığım bölümlerde. Ablamlar kasabaya okula gittiler. Bizler de köyümüzde okula gidiyoruz. Anneme sağdan soldan dünür olanlar, evlenmek isteyenler var. Annem kabul etmiyor. Babamın amcaları bu kadını birisi bir gün alıp götürecek, tarlaları onlar yiyecek, bu işe bir çare bulalım diyorlar. Kendine göre şöyle bir çare bulmuşlar. Oğullarından biri olan Mehmet'le lakabı Memili ikinci eş olarak evlendirmek istiyorlar. Annem kuma üzerine olduğu için kabul etmiyor. Köyde dedikodu çıkaralım o zaman mecbur kalır evlenir diye karar alıyorlar. Böyle de oluyor. Bizler köyün içinde gezemez olduk. Kiminle karşılaşsam annem memeliyle düşüp kalkıyormuş doğru mu diye soruyorlar. Bu durum bizi çok üzüyor. Bize sahip çıkan yok. Annem olanları anlatıyor. Kimse inanmıyor. Olup bitenleri zamana yayıp bu de geçer diyerek yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada köyümüze görevli olarak ebe geldi. Bizim evin yanındaki boş evi oturması için ayarladılar. Ebe hanımın da bir kardeşi vardı. Bize arkadaş geldi diye seviniyoruz. Yeni arkadaşımızın bir de bisikleti var. Ebe hanım yanımıza gelerek bu bisiklete bir etek para verdim. Dikkat et kırma kimseye verme. Belki bir yerini kırarlar dedi. Arkadaşlarımız tamam dedi. Yeni arkadaşımız bisikletiyle önde bizler de arkasında koşarak harman yerine çıktık. Keşke bizim de bisikletimiz olsa. Şuraya gideriz, buraya gideriz diye hayaller kuruyorduk. Biz de binebilir miyiz diye ara sıra soruyorduk. Ablam kızar. Hayır, olmaz. Daha sonraları köyün arka bahçelerinden meyve getirirseniz bisiklete bindiririm dedi. Bizler durur muyuz? Bahçelerde ne varsa hepsinden azar azar toplayarak getirdik. Arkadaşımıza getirdiğimiz meyveleri verdik. O da sizi bisiklete bindirdiğimi sakın ablama söylemeyin diyor. Bizler kabul ederek sırayla bisiklete biniyoruz. Bu iş çok hoşumuza gidiyordu. Bu hoşluğu biraz ileri götürmüş olmalıyız ki bisiklete olabildiğince kalabalık 3-4-5 kişi derken o güzelim bisiklet hurdaya döndü. Yeni arkadaşımız ağlıyor ben ablama ne diyeceğim. Arkadaşlarımızla birlikte kırılan bisiklete alıp ebe hanımın yanına geldik. Boynumuz bükülmüş, mahzun, mahzun suçluluk hissiyle ebe hanımın karşısına dikildik. Ebe hanım aman Allah'ım bisikleti ne hale nasıl getirdiniz bu hale? Bizler kıvıldamadan duruyoruz. Ebe hanım defolun yanımdan gözüm görmesin sizi diyerek üzerimize yürüdü. Bizler yapacağımızı yapmış, dinleyeceklerimizi dinlemiş, tabana kuvvet deyip oradan uzaklaşmıştık. Hiçbir şey olmamış gibi oyuna devam ettik. Annemle ilgili köye yayılan dedikodular biraz dinmişti. Arkadaşlarla bizim evde ders çalışmak için akşam toplandık. Gaz lambasına yaklaşarak dersimizi yapıyoruz. Dersimiz bitmiş, bildiğimiz masallardan anlatıyorduk. Annem daha önce kaynattığı pancarlardan yememiz için mutfağa getirmeye gitti. Büyük bir gürültüyle annem bağırıyordu. Sobayı karıştırdığımız maşayı elime alarak ben de mutfağa fırladım. Annem bir adamla bağırarak boğuşuyor. Elimdeki maşa ile o adama vuruyordum. Bu gürültü patırdığıyla komşulardan gelenler oldu. Evimize giren kişi memeliydi. Duvardan atlayarak kaçıp gitti. Bir anda neye uğradığımızı bilemedik. Küçük kardeşlerim korkmuş Ağlıyorlar Annem bir tarafa geçmiş neydi bu başımıza gelenler Diyerek ağlıyor Ben çaresizdim ne yapacağımızı bilmiyordum Babam olsa bunlar olur muydu Diye düşünürken annemin yanına vardım Anne muhtara gidip Durumu anlatalım dedim Annem tamam dedi sabah oldu Doğru muhtara gittik Olup biteni ona anlattık Muhtar bizi dinledikten sonra Seni anlıyorum kızım Sen de evlenmemeliyle kurtul biz anlamıştık muhtar da onlardan yana. Kendimizi yalnız ve çaresiz hissederek evin yolunu tuttuk. Bir çare olmalıydı. Bu işin bir yolu olmalıydı diye düşünerek eve geldim. Çocuklar harman yerine doğru koşuyorlardı. Ben de koşarak gittim. Harman yerinden yol geçiyordu. Yoldan geçen bir araba bizim gümüşe çarpmıştı. Bizdeki sıkıntının üstüne bir de gümüşün ölümü eklenince ben patlamıştım. Eşeklere ölmüş. Bağırarak ağlıyordum. Annem geldi, beni teselli edecek lafları söyledikten sonra gel eve gidelim, sana söyleyeceklerim var dedi. Evet, gel eve gidelim. Sana söyleyeceklerim var. Evet, ne diyor annesi? Diyor ki oğlum Yudan köyüne git. Dayını mutlaka bul, olup biteni ona anlat. Ya bizleri alıp buradan götürsün ya da buna bir çare bulsun. Ben derhal yola koyulup Yudan köyüne vardım. Dayımı buldum. Olanları anlattım. Dayım öfkelenerek ayağa kalktı. Bana sen oyalanmadan köye dön ben biraz sonra geliyorum dedi. Ben de hızımı kesmeden eve geldim. Anneme dayımın biraz sonra geleceğini söyledim. Akşam oldu. Dayım kayınbiraderi ile birlikte at arabasıyla geldiler. Bu arada dayımın geleceğini bizimle uğraşanlar haber almışlar. Evlerinden dışarı çıkmıyorlardı. Dayım at arabasından inip belinden bir silah çıkardı. Mahallede bağırarak "Çıkın korkaklar!" diye havaya ateş açtı. "Ben gene geleceğim." diyerek at arabasına binerek gittiler. Ben biraz rahatlamıştım dayımın bu desteğinden ama bu sefer de korkuyordum. Ya dayımı öldürürlerse, ya dayım onlardan birini öldürüp hapse düşerse, o zaman bize kim sahip çıkar? Şimdi işler tümden karıştı. Aradan günler geçti. Ablama olup bitenleri anlatamıyorduk. Çünkü onun okuması lazım dedik. Daha önceki karakol komutanının başka yere tayini çıkmıştı. Yeni komutana durumu anlattık. İlgilenirim falan dedi fakat öylece kaldı. Köyümüze bir minibüs geldi. Radyo satıyorlarmış. Parasını güzün harman zamanı ödemek üzere bir radyo aldık. Bu bizleri biraz sevindirmişti. Türküler, şarkılar dinliyordum. Cumartesi ve pazar günleri Budapeşte ve Sofya'dan yapılan yayından güzel uzun havalar çalıyorlardı. Plak dinlemiş gibi oluyorduk. Annem "Fazla açma oğlum, radyo pil dayanmıyor." diyor. Benim hiç umurumda değil. Gerekirse yediğim yumurtaları azaltarak bakkaldan pil alırım diyordu. Benim sezdiklerimi de annem de sezmiş olacak ki ben evimde çocuklarımın yanında kalarak yuvam dağılmasın, çocuklarım perişan olmasın kimse elini kana bulayıp hayatını söndürmesin. Ayrı da olsa evimin bir erkeği olur. O zaman kimse bana bir şey diyemez, sulanamaz diye Memili tarafından konuşur ve evliliği kabul eder. Bizim bu anlaşmadan haberimiz yok. Annem bize ben sabah vilayete gideceğim diyerek çeşitli öğünlerle yapmamız gerekenleri anlattı. Annem sabah gitti. Gitti ama köyde yine dedikodular başladı. Güya annem Memili ile evlenmiş. Bana sorular soruyorlar. Annem öyle bir şey yapmaz. Kim söylüyorsa yalan söylüyor diyorum. Bir gün, iki gün, üç gün derken ben korkudan titriyorum. Ya duyduklarım doğruysa? Yok yok doğru değil diye kendi kendime teselli veriyorum. Kafam karma karışık. Annem neden gelmedi? Derin derin düşünüyorum. Köyün otobüsü geldi. Annem de geldi. Bize birçok yiyecek almış. Annem eve gidelim size neler aldım dedi. Eve giderken düşünüyordum. Annem evlense başka eve gider. Oysa bizim eve gidiyoruz. Dalgın dalgın yürüyerek eve geldik. Annem aldığı çeşitli yiyecekleri bize ikram ediyor. Bir taraftan da köyde bir laf var mı diye bize soruyor. Ben de "Güya sen Memeli ile evlenmişsin öyle bir laf var. Böyle bir şey yok." dedim. Bir taraftan şehirden gelenleri yiyorum. Annem derin bir iç çekerek "Ben evlensem kızar mısın?" Evet. Ne kadar içimi acıtan bir soru. "Ben evlensem kızar mısın?" Öfkelenerek "Tabii kızarım. Ben kocaman adam oldum. Odun kesebilirim. Değirmene giderim. Tarlada çalışabilirim. Her işin üstesinden gelirim." diyerek adeta bağırdım. Annem "Tamam, tamam." diyerek beni yatıştırıyordu ki dayım içeri girdi. Büyük bir öfkeyle duyduklarım doğru mu dedi. Annem cevap vermek zor olsa da evet dedi. Dayım anneme bir tokat atıp hızlı bir şekilde evi terk etti. Ben oturduğum yerden kalkamıyor, ağzımdaki yiyeceği ne yutabiliyor ne de çıkarabiliyordum. Kardeşlerim içini çekerek ağlıyorlar. Annem Dayımın vurduğu yerler şişmiş, eliyle şişen yerleri tutuyordu. Ben öfkelenemiyor, ağlayamıyor, hiçbir şey de düşünemiyordum. Ayağa kalkıp dışarı çıkmak istedim. Olmadı. Bir süre sonra kendimi toparlamıştım. Annem, ben sizin için evliliği kabul ettim. Yuvamız dağılmasın. Başkasıyla evlenirsem Buralar yıkılıp tüm ören olur diye bana anlatmaya çalışıyordu. Kardeşlerimi elinden tutup dışarı çıktım. Köyün içinde annemin bacısı vardı. Kardeşlerimle onlara gittik. Annemin kız kardeşi teyzemiz olur ama biz ona hala diyoruz. Kardeşlerimle birlikte halamların evine geldik. Halam ve eniştem bizleri kapıda karşıladılar. Eniştem anneme öfkeleniyor. Madem ki evlenecektin koca mı yoktu? Deli kadının üzerine kumalığı kabul ettin. Şu çocukları perişan ettin diye söyleniyordu. Halam bizleri eve alıp karnımızı doyurdu. Bizleri teselli etmeye çalışıyordu. Buna benzer konuşmalar sürüp gitti. Akşam oldu. Annemi düşünüyordum. Acaba onu yalnız bırakmakla doğru mu yanlış mı yapıyorduk? Kendi kendimi yargılıyordum. Kardeşlerim uyumuştu. Halam, Hamit, yatağına edeyim. Sen de yat hadi dedi. Ben kafamı sallayarak tamam dedim. Halam ayağa kalktığında kapı çaldı. Eniştem bu saatte gelen kim acaba diye kapıyı açtı. Annem komşulardan birkaçını bizim eve göndermek için görevlendirmiş. Eniştem çocuklar uyudu ben sabah gönderirim diyerek gelenleri uğurladı. Yatakta uyuyuncaya kadar düşünüp durdum. Aza koyuyorum dolmuyor Çoğa koyuyorum, almıyor. Sabah olmuş, gün ışımıştı. Eniştem ve halam, çocuklar anneniz bir hata etmiş ama o sizin ananız. Sizin yanınız ananızın yanıdır. Haydi anneniz sizi çağırmış, annenizin yanına gidin diyerek bizleri gönderdi. Eve geldik. Annem bizleri kucaklayıp öptü, sevdi. Ama ana sevgisi de güzel oluyormuş. Bir anda her şeyi unuttuk okul önlüklerimizi giyip koşarak okula vardım. Sanki sıkıntılarımız, dertlerimiz kapanmıştı. Bu duygularla sınıfa girdim. Arkadaşlardan bana garip garip bakanlar oluyor. Ben onlara aldırmadan öğretmeni dinleyip dersi takip ediyordum. Zil çaldı, teneffüse çıktık. Arkadaşlar bana takılıyor, beni kızdırmaya çalışıyorlar. Cici baban nasıl? Baban sana ne aldı diyorlar. Ben o benim babam değil, benim babam öldü diyordum. Buna benzer kızdırma hareketleri sürüp gidiyordu. Hafta sonu tatili geldi. Ahmet amcanın at arabasıyla ablamları getireceğini öğrenmiştik. Kardeşlerimle beraber Ahmet amcalara gidip beklemeye başladık. Ablam geldi. Birlikte eve gidiyoruz. Ablam bana annem Mömeli ile evlenmiş doğru mu diye soruyor. Ben ablamın söylediklerini duymuyormuş gibi başka tarafa dikkatimi çekerek oyalanıyorum. Her neyse eve geldik. Tahta merdivenlerden çıkıp içeri girerken annem bizleri karşıladı. Annemle ablam kucaklaşıp öpüştüler. Ablam anneme dönerek anne senin Memili ile evlendiğini söylüyorlar. Doğru mu diye sordu. Annem mecbur kaldım kızım deyince ablam büyük bir gürültüyle yere düşüp bayıldı Bir anda evi bir panik aldı. Kardeşlerim ağlıyor. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Annemse ablamı kucaklamış feryat edercesine bağırıyor. Hamit koş komşuları çağır. Koşarak komşuları çağırdım. Ablamı sedire yatırdılar. Su ile yüzünü yıkayınca gözlerini açtı. İçin için ağlıyordu. Ablam kendine geldi. Komşular kendilerine göre ablamı teselli ediyorlardı. Aradan biri bu kıza nazar değmiş bir kurşun döktürelim dedi. Köyümüzde koca karı ilaçları yapan kurşun döken emiş nine vardı. Emiş nineyi getirdiler kurşun döküldü. Ablamı üzen bir adam var diyerek kurşunun sonucu açıklandı. Ben o adamın kim olduğunu biliyordum ama yapacak bir şey yoktu. Misafirler gitti. Ablam bana <laughs> haydi seninle Ahmet amcaya gidip gelelim dedi. İşi varmış. Birlikte Ahmet amcalara gittik. Ablam bana ben artık o eve gidemem. Haydi sen git dedi. Ben geri dönerek eve geldim. Ablam dediği gibi bir daha bizim eve gelmedi. Okullar kapanmış, yaz sıcağı kendini gösteriyordu. Ben yine önüme kattığım malları güdüyordum. Annemin evliliği de yolunda gidiyordu. Çocukların bize yakıştırdığı cici babamla bizlere bakkaldan aldığı yiyecekleri veriyor. Bizlerin gönlünü almak istiyor. Bizler de kabul etmiyormuş tavırlarına giriyor. Evden gidince de kardeşlerimle sen çok aldın ben az aldım tartışmalarıyla yiyorduk. Ben mal yayarken yanımıza gelip seni döven falan olursa bana haber ver diye bana sahip çıkıyordu. Arkadaşlar bak cici baban iyi adammış her yerde seni kolluyor derlerdi. Evet cici babamız gerçekten kendi çocuklarına yapmadığı güzel hal ve hareketleri bize yapıyordu. Yapıyordu yapmasına ama benim içim ısınmıyordu ama nefret de etmiyordum. Bu güzellikler sürüp gidiyordu. Akşam olmuştu. Malları evlerine dağıtıp gelmiştim. Annem Pınara inmiş, helkelerle su getiriyor. Annemin evlendiği adamın karısı ile büyük kızı evimizin erkeğini elimizden aldın. Hep sizinle ilgileniyor. Sanki bizleri unuttu diyerek Annemi yere yıkmışlar, saçını başını yolarak dövüyorlar. Küçük kardeşimin bana haber vermesiyle ahırdan küreği kapıp anneme yardıma koştum. Gördüğüm manzara çok kötüydü. Elimdeki kürekle öteki kadına bir kere vurdum. Anam belim kırıldı diyerek yere yığıldı. Kızı ise annesini kötü halde görünce kaçarak evlerine gitti. Ben de anneme yardım edip haydi gelip giden olmadan eve gidelim diyerek eve gittik.'' Eve gelmiştik gelmesine ben tedirgin oluyordum. Ya kadın ölmüşse ya beni jandarmalar götürürse o zaman annemi kardeşlerimi döverler diye düşünüyordum. Gelip giden var mı diye gözümü yoldan ayırmıyordum. Ben gelecek bir kişi veya bir haber beklerken karşı komşumuz ağır ağır yanımıza geldi. Yanımıza gelen komşumuz ne yaptın kızım? Bir kocayı bölüşemediniz mi diyerek Anneme yardım mı etmek istiyor yoksa kızıyor mu anlayamadım. Daha sonra bana dönerek kadına vurduğun kürek ya kafasına gelip kadın ölseydi o zaman hayatın sönerdi dedi. Ben ürkek sesle onlar da annemi dövüyorlardı dedim. Akıllı olun geçim yoluna bakın diyerek komşu gitti. Sonra cici babamız geldi. İyi yapmışsınız. O kadın bana evde bir tatlı ekmek yedirmedi. Şeytan i̇şte diyor ki, boşa o kadını. Ne zormuş bu iş. Nereden geldik iki evlilik işine diyerek kendi kendine kızarak çıkıp gitti. Uzun bir zaman bizim eve gelmedi. Sanki bizleri unutmuştu. Annem kocasına yapılacak bir sürü bağ işleri var. Gelip gitmiyorsun işler hep kaldı. Birisinden yardım istesem kocan var ona git diyorlar. O da anneme ben karımı yenemiyorum ne laf dinliyor ne söz dinliyor. Bırak benim peşime. Biz hata yaptık evlenmekle. Evlenmek farz, boşanmak sünnet diyerek fetvayı da verdi. Hızla uzaklaşıp gitti. Annem ağlıyordu. Çaresiz kalmış, ne yapacağını bilmiyordu. Anneme komşuların ve akrabaların çoğu küsmüştü. Memini ile evlendi diye. Annem ben şimdi ne yaparım, bir eksik başımla nereye giderim diye ağlanıp sızlıyordu. Evet sevgili dostlar. Bir kadının hayatı ne kadar büyük sıkıntılarla dolu. Komşumuz değirmene un öğütmeye gidiyormuş. Annem komşuya gidip yalvararak şu bizim buğdayları da götürüp öğütsen, Hamit'i de yanında götür, yardımcı olur. Komşu biraz düşünerek tamam dedi. Sabah erkenden eşekleri hazırlayıp un olacak onar çiniklik buğday çuvallarını Eşeğe yükledik. İki eşek yükü bizim, üç eşek yükü de komşumuz Çerkez Yusuf'un. Komşumuz Çerkez olduğu için ona Çerkez Yusuf diyoruz. Acıkınca yemek için beze sarılmış dürümleri de alarak yola çıktık. Yusuf amca yolda türküler söyleyerek arada sırada bana takılarak hoş bir yolculuk yapıyoruz. Evet sevgili dostlar. Evet. Sevgili yazarımız Hamit Uzun'un çocukluğu oldukça sıkıntılı geçmiş dostlarım. Evet bakalım. Çerkez Yusuf'la yola çıktı Hamit Uzun. Evet bu arada sevgili Vedat Aydın, Fehmi Haytoğlu ve Elmas Karim Karim han, hani dinliyor. Okuyamadım özür dilerim. Karim hani dinliyor. Evet, Elmas Karimkan'ı. Evet, sevgili dostlar. Aldı eşekleri de, yükünü nereye gidiyor? Sevgili yazarımız Hamit Uzun. Evet, eşekleri aldı. Yokuş aşağı inerken bizim eşek başını yere eğince sırtındaki çuval yükü yere düştü. Yusuf amca ile düşen çuvalı yükleyelim derken diğer iki eşek de yükünü düşürdü. Düşen çuvalları birlikte yüklemeye çalışıyoruz ne mümkün benim gücüm yetmiyor. Yusuf amca sinirlendi. Allah seni bana bela mı gönderdi diyerek bir taraftan beni dövüyor. Ben iki gözüm iki çeşme ağlıyorum. Yusuf amca sus sırrayıp durma şu kaçan eşekleri getir ben de karşıdaki çobanı getireyim de çuvalları birlikte yükleyelim dedi. Öyle de yaptık. Zar zor da olsa çuvallar yüklenerek bu bizim yolculuğumuz değirmene gelerek tamamlandı. Evet sevgili Selahattin Köse hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Evet götürdüğüm unlukları sıradaki çuvalların yanına koyup değirmenlerin yanına gelerek bizim unlukları ne zaman öğütürsün diye sorduk. Evet sevgili dostlar. Hani babası yok çocuğun, anası aldı, verdi eşeklerin üstüne, bir komşunun yanına kattı. Bizim onları da öğüttürür müsün diye değirmene gönderdi. Ama yolda eşeğin üstünden yükler düştü, düştü diye eşek kaçtı, eşek kaçtı diye komşu Hamit'i dövdü. Neyse karşıdan yardım etti birileri, yeniden yüklediler. Değirmene vardılar. Evet düşünebiliyor musunuz? Götürdüğü unları çuvalların unlukları un değil unluk. Götürdüğüm unlukları sıradaki çuvalların yanına koyup değirmencinin yanına gelerek bizim unluktan ne zaman öğütürsün diye sorduk. Değirmenci sizin sıranız 3-4 günde ancak gelir. İster bekleyin isterseniz gidin 3-4 gün sonra gelin. Unluklarınıza bir şey olmaz korkmayın diyerek yanımızdan ayrıldı. değirmenin içine girdi. Yusuf amca orada bir tanıdık buldu. Arkadaşına "Madem sen burada kalacakmışsın, bizim çuvallara da bakar ol. Ben bu çocuğu köye bırakıp daha sonra dönerim." dedi. Arkadaşı da kabul etti. Yusuf amca ile ben eşekleri alıp köye geri döndük. Anneme değirmene giderken yolda olup bitenleri birer birer anlattım. Götürdüğümüz unlukları da 3-4 gün sonra gidip alacağımızı söyledim. Annem bana "Oğlum evde su kalmadı." getirebileceğim bir kap al da Pınar'dan biraz eve su getir. Ben bir süre Pınar'a gitmeyeyim. Deli kadına dalaşmak istemiyorum dedi. Kardeşlerimi ve su getirebileceğimiz kapları alarak Pınar'a vardık. Sularımızı doldururken cami Pınar'ın yanındaydı. Caminin yanında oturanlardan biri bana seslenerek Hamit evlat biraz su getir de babanın canı için içelim dedi. Ben derhal kardeşimin elinden çaydanlığı alarak içini suyla doldurup caminin önündeki cemaate götürdüm. Sırayla suyu içtiler. Babanın canına değsin diye söylendiler. Benim kafamda sorular oluşmuştu. O soruları sormadan edemeyecektim. Caminin imamına "Hocam, ben size bu suyu getirince babama ne faydası olur?" dedim. Hoca, "Senin getirdiğin bu su ile babanın ruhu rahat eder. Baban sevinir." Oğlum benim için birilerine yardım ediyor. Su isteyene su veriyor diye memnun olur. Ben cevabımı almıştım. Cemaate dönerek su getireyim mi? İçmeseniz bile yüzünüzü yıkayın diye sordum. Cemaat tatlı tatlı gülerek "Haydi getir de içelim." dediler. Ben durur muyum? Hemen bir çaydanlık su daha götürdüm. Babamı sevindirecek bu hareketler hoşuma gidiyor. Pınardan birkaç sefer su taşıyarak evin su ihtiyacını giderdik. Annemin Yeni kocası annemi terk etmiş. Terk ettiği yetmiyormuş gibi bir de ben o kadına karım olarak almadım. Dost hayatı olarak yaşar gideriz diye düşündüm. O da olmadı diye sağda solda konuşup duruyormuş. Annem bana söz verip bir dolu vaatlerde bulundu. Şimdi beni terk etti. El içine çıkamıyoruz diye gizli gizli ağlıyor. Annemin kocasının ilk hanımı ve onun tarafından birileri bizi görünce oh iyi oldu diyerek göbek atıyorlar. Bu hal ve hareketler annemin kocasının söylediği o sözler annemin de benim de çok gücüme gidiyor. Evet kuma olarak almıştı annesini adam. Annem karar verdi gidip kendisiyle birinci eşiyle konuşayım. Beni boşamasın işlerimi de görmesin yeter ki bu kadının kocası var desinler diye kocasının evine gitti. Gittiğiyle geldiği bir oldu. Anneme hakaret edip kovmuşlar. Annem ağlıyordu. Kimseye bir iş yaptıramıyorum. Ben nereye gideyim, ne yapayım? Şaşırdım kaldım diyerek ağlamaya devam ediyordu. Değirmene gittiğimiz komşu yanımıza geldi. Değirmende unlukları emanet ettiği arkadaşının yolu bu tarafa düşmüş. Gelirken benim unlukları getirmiş. Sizinkileri daha öğütlemediği için değirmende kalmış. Benim de işim var. Kusura bakmayın deyip gitti. Onu getirmek için bir adam bulamadık. Haftalarca un değirmende kaldı. Annem kimse bir işimizin ucundan parasıyla da olsa tutmuyor. Kocan var o yapsın işinizi diyor. O da yanaşmıyor. Unlarım değirmende dipleri çürüdü diyerek dertlenir ve çaresizliğini anlatır. Hep ağlardı. Üç tane koyunumuz vardı. Köye mal davar almak için gelenlere sattı. Bir silah ve mermiler aldı. Ben çok sevinmiştim. Çünkü silahı belime takıp düğünlerde silah atmayı çok istiyordum. Annem silahı eline alıp kocasına, hanımına, kocasının babasına, kısaca tüm akrabalarına dolanarak ya beni bu çıkmazdan kurtarın yoksa kocam olacak o adamı öldüreceğim işte silahım diyerek sanki son imkanını kullanıyordu. Eve geldi. Hamit sen o adamı bu silahla vurabilir misin dedi. Ben silahı belime takmak hatırına evet vurabilirim diyerek kabul ettim. Aferin oğlum al bu silahı deyip silahı belime taktı. Silah çok ağır olduğu için belime takıyoruz durmuyor. Pantolonumun paçasından aşağı düşüyordu. Kalın iplerle silahı belime iyice bağladık. Ben silahla birlikte köyde birkaç tur atıp eve geldim. Annem silahı benden alarak sen çok küçüksün görecek güzel günlerin olacak.'' Bu işe ben başladım, ben bitireceğim diyerek silahı benden aldı, eteğine sararak içeri girdi. Yazın sonları gelmiş, bağ bozumu başlamıştı. Bizim de bağlar bozulacak. Üzümler tek tek toplanıp oluk dediğimiz yerde üstüne çıkıp çiğnenerek ezilen üzümden su çıkarılacak. Bu çıkarılan su tandırda genişleyenlerde kaynatılarak pekmez yapılacak. Pekmez kaynatılırken içine atılan ayvaların tadına doyum olmuyor ha. Her şey güzel. Ayvalar da güzel. Ama nasıl olacaktı? Kiminle yapacaktık bütün bu işleri? Annem çok değişmişti. Sanki annemin yerine başka bir kadın gelmişti. İşlerin tamamını bırakmış, gizli gizli silah atışları yapıyordu. Annemin işleri bırakıp silahla ilgilenmesi Kendisini terk eden kocasına karşı duyduğu bu kini beni rahatsız ediyordu. Çok korkuyordum. Annem kendine göre haklıydı. Bazılarının dediğine göre yanlış yoldaydı. Bu arada hala dediğimiz annemin kız kardeşi ve kocası eniştem bizlere epeydir küstü. O sıralar barıştılar. Ben ve halam bu silah içinden çok korktuğumuzu söyledik. Eniştem korkma bir şey olmaz hem sen nasıl erkeksin erkek adam korkmaz diye bana cesaret veriyordu. Bu arada ablam sanki Ahmet amcaların kızı olmuştu. Gelip gitmiyor, biz oraya giderek ablamla görüşüyorduk. <laughs> Ahmet amca arada bir bana harman yerinde atlarla düven sürdürüyordu. Atları çok seviyorum. Ben de büyüyünce bir çift at alacağım diyordum. Bir arkadaşımla bağlarımıza gidip Söğüt dallarından Örülen sepetle üzüm getirdik. Üzümü eve bırakıp arkadaşlarla saklambaç oynamaya başladık. Köy yerinde saklambaç oynamak da güzel oluyor. Çünkü saklanacak çok yer var. Hele bir de ebe yanlış isimle birine ebelerse, diğeri çanak çömlek patladı diyerek bağırınca oyun epey zevkli oluyor. Yorulmuştuk. Oyunumuzu bitirip yandaki komşumuz demirci Kemal'in küçük bir kızı vardı. Onu seviyor yaptığı bir takım hareketlere gülüyorduk. Akşam olmuştu. Arkadaşların birçoğu evlerine gidiyordu. Annem yanımıza geldi. Hamit çocukları al eve götür. Akşam oldu deyip harman yerine doğru gitti. Evet bakalım neler olacak. Evet sevgili dostlar Selahattin Köse selam demiş. Aleyküm selam Selahattin Bey. Sevgili Bekir Cıla abimiz iyi yayınlar efendim diyor. Sağ olun var olun. Sevgili Nurgül Kaynar Yüce bize dinliyor. Merhabalar Nurgül Hanım. Evet sevgili dostlar görmesem de dinlerim diyoruz. Ve göremeyen dostlarımız için kitap okuma yayınlarımıza devam ediyoruz. Sevgili Yozgatlı yazarımız Hamit Uzun'un Sarı Çiğdem adlı kitabından okumalar yapıyoruz sevgili dostlar ve sevgili Hamit Uzun çocukluğunda geçirdiği bir sakatlık bir olay nedeniyle hayatını tekerlekli sandalyede devam ettirip ben hayata küseyim dememiş ve kalemini çalıştırmış. O kadar güzel kitaplar yazmış, o kadar güzel romanlar yazmış ki Bizler okumaya doyamıyoruz. Ama şu anda elimde okuduğum Sarı Çiğdem sevgili dostlar hayatımızın e, hikayesi diyor yazarımız ve kendi hayatında yaşadıklarını anlatıyor. Evet, babasıyla ilk önce köyü bırakıp şehre göçtüklerini, sonra köye tekrar geri döndüklerini. Köyde babası, dört kardeşi ve annesiyle Otururlarken yaşadıkları babasının apandisinin patlaması neticesi, hastaneye gitmesi vilayete, oradan geri gelmesi ve babasını kaybetmesi, ardından yapayalnız kalan bir kadının, dört çocukla yalnız kalan bir kadının, kocasının ailesi, eşyalar, mal, mülk, el girip de başkasıyla evlenirse bunlara sahip çıkarlar diye Önce Memili adlı evli olan oğlunun dedikodusunu çıkarıp sonra ona kuma olarak almasını anlatıyor. Ama sonra onun asıl resmi nikahlı eşi benim kocama elimden aldın diye köy yerinde onu dövüyor. Olaylar çıkıyor ve sonunda Memili karısından korkarak ya da çevreden korkarak bırakıyor kadını. Bu sefer de köylük yerde <laughs> yapılacak çok iş var. Kocası var o yapsın deniyor. Ama kocası da gelmiyor. Tek gidiyor. Bana sahip çıksın. Kocam, kocasıyım desin. Ama gelip gitmesin. Bizim bir ihtiyacımızı görmesin diye gidiyor ama gene geri kovularak geri dönmek zorunda kalıyor annesi. Ve sonunda ne yapıyor? Hamit Uzun'un annesi silah alıyor. Sevgili dostlar, silah talimleri yapıyor ve elbette bunu duyanlar yanlış yolda olduğunu söylüyorlar. Fakat e, çok zor ve sıkıntılı süreçler geçiriyor, sevgili dostlar. Okuyamadığımız bölümler var, atladığımız bölümler var. Bir kadının köylük yerde e, hem onun alabilmek için, onunla evlenebilmek için önce onun adını çıkarıyorlar. Ki adı çıkarsa mecbur kalır Memili ile evlenmeye diye. Hatta bir gece mutfağına gizlice girip e, kadına sarılıyor. Millet onu duyuyor. Ortalıkta lafı çıkıyor. Ve ondan sonra kadın mecbur kalıyor. Memili ile evleniyor. Ve sonra gene kuma olduğu için ilk karısının <laughs> şikayeti ve e, kızgınlığıyla gene ortada kalıyor bir kadın. Şöyle bir düşündüğümüzde çok büyük toplumsal derin bir yara var burada sevgili dostlar. Hem o Memil'in karısı açısından baktığımızda üzerine gelen bir kadın, ikinci kadın bunu hazmetmek çok zor. Hem o var, hem kocası ölmüş bir kadına kocasının ailesi sahip çıkmak için illa evlenmek mi lazım? Gelinimiz diye sahip çıkıp alıp e, e, onun yarasına merhem olmak varken bu şekilde e, kaynıyla evlendirme yoluna kuma olarak evlendirme yoluna gitmesi bu kadar büyük bir acı sevgili dostlar ve işte kadın burada kendi içindeki güce sarılıyor sevgili dostlar bakalım neler oluyor evet sevgili Bekir Bey çok güzel bir e ee, kuş yollamış. Bu kuşun kanatlarında özgürlük olsun ve Hamit'in annesine güç versin diyoruz sevgili dostlar. Dönüyoruz bakalım sevgili dostlarım. Evet. Akşam olmuş. Arkadaşların birçoğu evlerine gidiyordu. Annem yanımıza geldi. Hamit çocukları al eve götür akşam oldu deyip harman yerine doğru gitti. Bizler annemin dediklerini duyduk duymasına ya küçük çocuğu sevmeye de devam ediyorduk. Çocuğunu sevdiğimiz kadın bana Hamit annen hasta mı onda bir gariplik var sen de gördün mü dedi. Ben kendi kendime o değişikliği devamlı görüyorum diyerek söylenenlere aldırmadan çocuğu sevmeye devam ediyordum. Bizim evin bulunduğu yerden harman yerine gittiğimiz o evin sonundan bir anda silah sesleri gelmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadık. Benim içime bir sızı çökmüştü. Yoksa, yoksa diyerek silah sesinin olduğu yere koşarak gittim. Korktuğum başıma gelmişti. Annem elinde silah bize doğru koşarak geliyor. Oğlum kardeşlerini bul halanın yanına götür. Çabuk ol pislik temizlendi diyerek bizim eve girdi. Ben kız kardeşimi buldum halamlara koşarak gidiyoruz. Gülüp oynadığımız o sokak bir anda bağırıp çağıran seslerle doldu. Biz bu seslere aldırmadan halamlara geldik. Halam bizi telaşlı şekilde görünce her şeyi biliyormuş gibi kardeşim Şenol'un nerede olduğunu sordu. Ben titrek sesle bulamadım onu diyerek ağlıyordum. Halam susun ağlamayın size bir şey olmaz. Biz varız yanınızda korkmayın diyerek bizi yatıştırmaya çalışıyordu. <laughs> Pardon. Bizler ağlamayı sızlamayı sürdürürken eniştem geldi. Kısık bir sesle bize sakın dışarı çıkmayın. Köyün içi ana baba günü karakola da haber vermişler diye konuşuyordu. Ben Şenol yok enişte dedim. Merak etme Hüsnü abla götürmüş dedi. Biraz rahatlamıştım. Çünkü bu kızgınlıkla karşı tarafın her şeyi yapabileceğini düşünüyordum. Halam karnınız aç mı bir dürüm vereyim mi dedi. Ben kafamı sallayarak evet dedim. Dürüm geldi bir ısırıp dürümü geri verdim boğazımdan aşmıyordu. Halam da ısrar etmedi. Akşam olmuş, her tarafı karanlık basmıştı. Annemi merak ediyordum. Eniştem halamla sessizce konuşuyordu. Sonra bana dönerek, kimseye görünmeden evlerin arkasından sizin eve git. Annene de söyle, silahı sana versin. Jandarmalar sorarsa, nereye attığımı bilmiyorum ifadesini versin. Herhangi bir şeye de ihtiyacı var mı onu da öğren. Karakoldan gelenler olmadan git gel dedi. Dediler ama bir arada kararsız kaldılar. Sonunda eve gitmek için yola çıktım. Köyün arkasından gizlice bizim eve ulaştım. Kapılar sonuna kadar açılmış. Annem pencerenin önünde oturmuş köyü seyrediyordu. Beni görünce "Sen mi geldin?" dedi. Ben haber getirdim deyip söylenenleri söyledim. Kendisini öperek kapıları iyice kapatıp evden uzaklaştım. Geldiğim yolları takip ederek eniştemin yanına geldim. Aferin sana diyerek silahı elimden aldı. Silahı sana sorarlarsa ben görmedim dersin. Sen küçüksün sana bir şey yapmazlar dedi. Halam annemi sordu ben de iyi olduğunu söyledim. Eniştem haydi yatakları serin de yatalım dedi. Yataklar serildi. Gaz lambası da biraz içine kısıldı. Uyumak için yataklara girdik. Uyumak ne mümkün. Bir ara gözlerime uyku girmiyor. Bir türlü gözlerime uyku girmiyor. Saatler ilerlemiş, gece yarısı olmuştu. Birden kapı çalındı. Eniştem kim o dedi? Köyün bekçisi ve iki asker Hamit'i karakol komutanı istiyor dedi. Eniştem tamam diyerek içeri geldi. Hamit, elbiseni giy, komutan seni istemiş. Sakın korkma, ben de seninle geleceğim dedi. Korkudan titreyerek hazırlandım. Ayakkabılarımı da giyip jandarmalardan biri sağıma, diğeri soluma girerek istenilen yere hızlı hızlı gittim. Sevgililer, olay mahaline geldiğimizde gördüğüm durum beni çok etkilemişti. Yerde yatan bir insan, üzerinde yorgan örtülü, başında 2-3 asker. Bizim evin önü, yanı hep asker dolu. İğne atsan yere düşmez derler ya, her taraf insan kaynıyor. Bir taraftan kulakları sağır edercesine ağıt sesleri, diğer taraftan bize saldırıp tehdit edenler. Olup bitenler beni çok korkutuyordu. Yan taraftaki komşumuz Gazi emminin odasını kontrol kumandanı karargahı olarak kullanıyorlardı. Beni de oraya götürdüler. Komutan içeridekilere siz dışarı çıkın sadece Hamit içeride kalsın dedi. Herkes çıktı. Komutanla ikimiz kaldık. Ben korkudan titriyordum. Komutan ben korkumu benim korkumu fark etmiş olacak ki bana yaklaşarak Korkma ben senin ağabeyinim dedi. Elini cebine götürerek bana bir şeker çıkardı. Bunları sana aldım diyerek bana şekerleri verdi. Ben şekerleri yiyordum. Bir taraftan da benim iyi ve akıllı bir çocuk olduğum laflarını dinliyordum. Komutan Hamit <laughs> Annenin kullandığı silahı bulamıyoruz. Sen yerini biliyor musun diye sordu. Ben heyecanlı bir şekilde ben almadım, ben görmedim diye cevap verdikten sonra komutan askerleri çağırarak bizleri geri gönderdi. Askerlerle birlikte eve geldik. Eniştem bizlere getiren askerlere teşekkür ederek uğurladı. Bana dönerek "Bak korktuğun gibi olmadı. Her şey yoluna girecek. Haydi yat uyu biraz." dedi. Ben eniştemin dediği gibi yaptım. Yattım. Gözlerimden uyku akıyor fakat uyuyamıyordum. Gaz lambasındaki alevi gözlerimi kısarak seyrediyordum. Birden kapı yine çalındı. Eniştem kapıyı açmaya gitti. Gelenlerle biraz konuştuktan sonra benim yanıma gelerek Hamit haydi hazırlan komutan seni tekrar istemiş. Ben aynı korkuları yine hissederek hazırlanıp askerlerin gözetimi de komutanın yanına geldik. Komutan içeridekileri dışarı çıkarıp bana yaklaştı. Silahı sen saklamışsın bana yerini söyle dedi. Ben silahı görmedim bilmiyorum diyemeden bir tokat yedim. Yediğim tokatla yere düşmüş ağlıyordum. Komutan bana yaklaşarak şu sigaran bitene kadar düşün. Silahı nereye sakladın bana söyle. Yoksa ayağımdaki şu botlarla seni tepiklerim diye beni korkutuyordu. Her şeye rağmen silahın yerini söylemedim. Benim ağıt sesime eniştem kapıyı tepikleyerek içeri girdi. Komutan o bir çocuk. Onu bu şekilde dövemezsiniz. Komutan enişteme. Silahı sana vermiş. Görenler var. Ya silahı verirsin ya da seni de tutuklarım dedi. Pardon. Silahı verdik. Komutan bizleri bıraktı. Eve gelip yatağa yattım. Enişte sabah yakın mı? Keşke sabah olmasa dedim. Eniştem uyumaya çalış diyordu. Sabah olmasa, sabah olmasa. Çünkü annemi hapse atarlar. Bizler nerede kiminle kalırız? Sabah olmasa diye sayıklayarak uyumuştum. Evet, istemesek de sabah olmuştu. Halam beni çağırarak, Hamit koş buraya gel bak annen gidiyor Traktöre bindirmişler. Askerler yanında. Sanki bizlere ve köye küsmüştü. Yere bakıyordu. Uzaklaşıp gittiler. Öğlen oldu. Cenazeyi defnettiler. Yudan köyünden dayım geldi. Askerlerle konuşmuş. Evin eşyalarını birlikte yükleyip Yudan'a götüreceğiz. Bizim evin eşyalarını götüreceğimizi öğrenenler Ellerinde bir defter. Bana şu kadar borcu var. Bana şunu ver. Bana bunu ver. Bana şu kadar borcu var. Evet. Koca evde iki yatak, birkaç parça kapkacakla köyden ayrıldık. Okuldayken bana hediye edilen tahta çantam vardı. Askerler tavuk yumurtalarını ona koydular. Bu yumurtaları biz alalım mı diye sordular. Ben he dedim. Dağına dayandım da. Taşına mı dayanamadım? Yudana dayımların yanına geldik. Evin içinde şömine gibi içinde odun yakılarak yemek pişirilen ocağın yanına oturduk. Bizim geldiğimizi haber alan komşular geldiler. Pek de küçükler yazık oldu diye laflar ediyorlardı. Üç kardeş bir mindere oturup adeta yapışıp kalmıştık. İkram edilenleri almayıp sadece konuşulanları dinliyorduk. Bu durum birkaç gün sürdü. Bir sabah kardeşlerimle dışarı çıktık. Evin önündeki pınardan su içip yüzlerimizi yıkadık. Ben kardeşlerime siz eve girin ben birazdan geliyorum diyerek oradan uzaklaştım. Kimseye görünmeden bizim köyün yolunu tuttum. Köye geldiğimde bizim evin arkasından geçerek Yan duvarları atlayıp eve girdim. Kapılar sonuna kadar açık. Ön camların birkaç tanesi kırılmış. Bir anda olduğum yerde durdum. Evin her köşesindeki hatıralar gözümün önüne geldi. Daha sonra mutfağa gittim. Küçük pencerenin önünde babamın askerden getirdiği kolonya şişesini gördüm. Onu alıp evin ön penceresine geldim. Kafamı pencereden sarkıtarak sizi sevmiyorum, kimseyi sevmiyorum diye bağırarak süratli bir şekilde köyü terk ettim. Sevmediklerim kimlerdi? Neleri sevmiyordu? Kafamdaki soruların cevabını alamadan yudana kardeşlerimin yanına geldim. Evet, köyümüzdeki hayallerimiz, emeklerimiz, her şeyimiz hızla yok oluyordu. Düşünüyorum da dört öksüz çocuk, bir dul kadın koca köyde heder oldular. Suç hep bu kadında mıydı? Yoksa o kadının birine bir işini gördürmek için vardığında bacım bu böyle olmaz sen de biriyle evlen kurtul diyerek akıl veren de miydi? Hani bir laf vardır. Öksüze acıyan çok olur, dürüm veren olmaz. Evlen kurtul dediler, onu da yaptı. Sonuç ortada. Evet, köyün hatırı sayılan büyükleri size düşen bir sorumluluk yok muydu? Sadece suçlu o kadın mıydı? Hamit Uzun Evet sevgili dostlarım. Hamit Uzun'un çocukluğu, babasının ölümü, mal yayma günleri, okul yılları, gümüş adlı köpeği, ablasının ortaokula gidişi, annesinin çocuklarını rahat ettirebilmek için yapılan dedikodulardan sonra kendini kurtarmak için evlendiği ve daha sonra çektikleri ve silaha sarılıp çözümü silahta bulması ve hapis hayatına geçişi. Sarı Çiğdem kitabının devamında sevgili dostlar şu anda 79'a kadar ben okudum sizlere. Buradan sonrası için sevgili dostlarım bu programda ben ancak bu kadar okuyabiliyorum. E, i̇nternetten kitabı getirebilirsiniz. Çok pah pahalı değil e, sevgili dostlar. Ama ben e, kitabı alsa bile okuyamayacak olan çünkü kabartmalı bir kitap değil görmeyen dostlarımız için görmesem de dinlerim diyen dostlarımız için e, gelecek programlarımızda başka bir programımızda size gene Hamit Uzun'un Sarı Çiğdem'inden parçalar okuyup sizi Hamit Uzun'un bugününe getirmek isterim sevgili dostlarım. Çünkü Hamit Uzun'un gelecekteki bu kitaptaki hayatında Ankara hayatı var, askerlik ve evlilik var, kendisinin hastane günleri var, köy gezisi var, hanımımdan ayrılmam diyor, Mahkeme günleri var. Sorgunlu günler var. Köyümüze karga isminin verilişi var. Çok güzel yazılar var. Ben kitabı hemen hemen yarıladım sevgili dostlar. Ama ben kim bilir e, sizlere bu kitabın devamını okuyana kadar... ...belki sizler bu kitabı internet üzerinden e, alabilirsiniz, okuyabilirsiniz ve... E, kim bilir belki Yozgat'taki dostlarımız Hamit Uzun'un kendisinden kitabı temin edip imzalı alırlar ve e, bir gün olur inşallah şu korona geçtikten sonra e, Yozgat e, televizyonundan e, bir davet aldım oraya konuk olarak gideceğim sevgili Ahmet Sargın beni davet etti Sağ olsun başkanımız dernekler başkanımız Oraya gittiğimde tekrar Hamit Bey ile yüz yüze görüşüp yeni çıkan eserlerini de alıp onları da kendisine imzalatmak istiyorum sevgili dostlarım. Bizler hangi ortamda olursak olalım elimizden geldiği kadar ister sanal ortamda ister gerçek yaşamda nasıl olursa olsun birbirimize destek olma yolunda çaba göstermeliyiz. Evet. Şöyle birkaç saniye de olsa gözlerimizi kapatalım sevgili dostlar, görmesem de dinlerim diyenleri anlayalım. Ve çeşitli sebeplerle, e, çeşitli uzuvlarında sıkıntıları olan, belki konuşamayan, belki yürüyemeyen, sevgili uzuvlarından birini belki kullanamayan tüm güzel insanlara sabırlar diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum ve sevgiyle kucaklıyorum hepsine. Sevgili dostlarım ve bugün sağlıklı ve e, uzuvlarını sağlam bir şekilde kullanabilen insanların gelecekte nasıl olabileceğini bilemeyiz. İnşallah herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Ama sevgili dostlar lütfen engellerin üstesinden aşabilmeleri için, engellerin üstesinden gelebilmeleri için e, yardımcı olmayı kendimize lütfen görev edinelim dostlarım. En basiti en basiti böyle engelli dostlarımız için kaldırımlarda yapılan yolların önüne araç koymayalım. O tekerlekli sandalye ile oradan geçecek olanları da düşünelim lütfen sevgili dostlar. Ya da görme engelli dostlarımızın yürüdüğü o sarı işaretli yolların önüne engel olacak bir şeyler koymayalım. Evet kendimiz için değil bu dünya sadece sevgili dostlar bu dünya hepimiz için ve elimizden geldiği kadar engelleri aşacak yaşam standartlarına ulaşmaya çalışalım sevgili dostlar bir cumartesi sohbetinde görmesem de dinlerim diyen tüm dostlarımıza engelleri aşacak tüm dostlarıma güç diliyorum sevgimi gönderiyorum sevgili dostlarım ve <laughs> yayınımızı beğenileriyle, kalpleriyle onurlandıran güzel insanlara isimlerini zikrederek teşekkür etmek istiyorum. Sevgili kardeşim gelmiş Selma Demirtürk Çelik teşekkür ediyorum. Muzaffer Deniz, Sabit Çakmak, Özden Doğru Özgüvendi, Sadi Tunç, Yusuf Geçer, Gülbin, Akgün, Döngel, Zübeyde Tokat, Sabiha Yağan, Arı, Habib, Özkilislioğlu, Can Çağlı, Adem Can, Serkan İlknur Artu, İsmihan Erdoğmuş, Aze Jankat, Göksel Kara, Mustafa Ayla Aydemir, Metin Erden, Murat Duman, Mahmut Bozdağ, Mikail Artan, Cengiz Acar beğen yapıp kalplerini göndermişler. Kalplerimiz sizinle sevgili dostlar ve sevgili Bekir Cıla abimiz, şair abimiz, üstadımız, Nurgül Kaynar Yüce şairimiz, Selahattin Köse şairimiz, Elmas Karimkan'ı, Fetmi, Fehmi, Haytaoğlu, Vedat, Aydın, Mustafa Ayla, Aydemir, Mikail Artan, Yusuf Geçer, Cengiz Acar, İsmihan Erdoğmuş, Şentepe Derviş ve Cengiz Acar'a yorum yazan dostlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. Sarı çiğdem, evet ellerinizde sarı çiğdemlerin olduğu günler olsun ve güzellikler sizlerle olsun sevgili dostlarım. Hoşçakalın, dostça kalın. Sağlıkla kalın sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta görmesem de dinlerim. Gene saat 11'de buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.